Akit TV ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. Sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz sizleri. Memiş Hoca ile Mistik Dünya programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz üzere her perşembe günü saatler 18.30'u gösterdiğinde Memiş Hoca ile Mistik Dünya programı başlıyor. Mistik Dünya programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve bugün de yine sizlerden yoğunca telefon aldığımız, mail aldığımız birçok soru ve konu üzerine konuşacağız hocamla birlikte. Dediğimiz gibi kişisel problemler, mevzular üzerine soru cevap yapmıyoruz ama onun haricinde genel anlamda gelen sıkıntılar neyse hocamıza bu soruları yöneltmeye çalışıyoruz. Memiş hocamız da bize engin bilgileri doğrultusunda inşallah faydalı olmaya çalışıyor sizlere de. Bugün de çok önemli konular var sevgili izleyenler. Sizlerden gelen dediğimiz gibi konular, sıkıntılar neyse onları hocamıza yönelteceğiz. Ölümle ilgili yine sorular, sıkıntılar var. İzleyicilerimizden Sırat Köprüsü var. Onun haricinde Yasin-i Şerif'in hikmetini anlatacak Memiş hocamız bizlere. Bir de en sonda duamız olacak inşallah. Sizler de el açıp amin dersiniz diyelim. Hocamıza dönelim. Hocam merhaba, nasılsınız? Hamdolsun, şükürler olsun. Sen nasılsın? Çok şükür, sizi gördük. Daha iyi olduk inşallah. Rabbim sana da afiyet versin. Allah razı olsun. Evet, bugün hocam... Sen iyi sorular derlemişsin maşallah. Bugün evet, bir hafta boyunca çokça telefon geldi. Danışmadaki arkadaşlarımız, onun haricinde yine bana özelden gelen mailler. Hocama bunu da sorar mısın, şunu da sorar mısın diye çok fazla mail ve mesaj geliyor. Evet. Bunları derledim inşallah. Cevaplamaya çalışacağız, biz de sormaya çalışacağız. Ben de bilgim dairesinde cevaplamaya çalışırım. İnşallah hocam. Peki şununla başlayalım o zaman. Ölümle ilgili çok fazla soru vardı hocam. Ölüm anı nasıl gerçekleşiyor, neler oluyor, neler yaşıyoruz, neler hissediyoruz? Bunu soran izleyicilerimiz varmış. İlk bununla başlayalım. Cenab-ı Allah cümlemize hayırlı ve uzun ömürler ihsan eylesin. Amin. Cenab-ı Allah cümlemize ölümün de hayırlısını nasip eylesin. Cenab-ı Allah bizlere ölmeden önce emanetimizi teslim etmeden önce şuurlu bir şekilde büyük bir ihlasla kelime-i şehadet getirmeyi bizlere nasip eylesin. O şekilde çenemizin kapanmasını bizlere nasip eylesin. Ben kendim her namazımda ve her zaman aklıma geldikçe yaptığım dua şudur kendim için. Ya Rab, elbette ki hak baki olacak. Elbette ki gün gelecek. Elbette ki o gün geldiğinde emaneti teslim edeceğiz. Elbette ki bizim de kapımızı Azrail Aleyhisselam gelip çalacak. Lakin Ya Rab, bana emaneti secdede iken teslim etmeyi nasip et diye ben hep dua ediyorum. Ve genel duamda Ya Rab, beni elden ayaktan düşürme, beni kimseye muhtaç eyleme. Ya Rab, emaneti teslim edeceğim zaman şuurlu bir şekilde kelime-i şehadet getirmiş, temiz bir şekilde emaneti teslim eden ve secdede temiz bir şekilde emaneti teslim eden kullarından beni eyle diye ben hep bu şekilde dua ediyorum. Tabii ki bu tarz ölümler temiz ölümlerdir. Kimse dünyada kazık çakmamıştır. Elbette ki vakit saat geldiğinde 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene sonra ölümü tadacak. 50 sene sonra ölümü tadacak, 100 sene sonra ölümü tadacak. Ama bir şekilde bir son var. Bu son bu dünya için. Ebediyet var. Ebediyet var. O ebediyete yolculukta temiz gitmek lazım. Şimdi söyledin ki hocam, ölüm anı. Dedin, öyle mi dedin? Ne söyledin? Evet, ölüm anı neler yaşayacağız diye neler soruyorlar yaşayacağız hocam. Şimdi ölüm nedir? Ruhun bedenden ayrılması. Evet. Ruh bedenden çıkar. Beden ise ruhsuz bir şekildeki beden çürüyüp toprak olup gider. Ama lakin ruh bedenden çıkar. Dünyada yapmış olduklarının müsbet veya menfi hesabını verir. Evet. Doğru mu? Doğru. Şimdi
Bir insan hasta yatağında ve normal halinde, efendim otururken, herhangi bir yerde iken, ölüm kendisine gelmeden önce mutlaka ama mutlaka cennet ehli ise cennete gideceği yeri, cehennem ehli ise cehenneme gideceği yeri görür. Azrail aleyhisselam, samimi bir Müslümanın, bir müminin canını alırken o mümine kesinlikle ama kesinlikle azap etmez, eziyet etmez, zulüm etmez. Azrail aleyhisselam o müminin canını almadan önce, ruhunu almadan önce o mümine müsaade eder. Ve o mümin denilen kul, insan ahiretteki yerini görür. Melekler o kula ölmeden önce dönüşü olmayan yola girildiği andan itibaren cennet ehli ise cenneti gösterir. Cehennem ehli ise de cehennemi gösterir. Lakin cennet ehli olan bir kişi öldüğü zaman yüzünde, o kişinin yüzünde çok güzel böyle tatlı bir tebessüm olur. Nuruna bir nur daha düşmüş olur o kişinin. Azrail aleyhisselam o müminin ruhunu alırken böyle çok nazik bir şekilde alır. Lakin Azrail aleyhisselam belki o müminin ruhunu almadan önce onun yanına geldiğinde dünyada sevdiği, en çok sevdiği kişi kimse onun suretine girip o kişiye gözükür ve emaneti o şekilde alır. O cennet ehli insan için bunu söylüyorum. Azrail aleyhisselam bile o mümine emaneti alırken nasıl merhamet ve şefkat gösteriyor, görün. Ya. O kişinin ruhunu çok nazik bir şekilde alır. O kişi hiçbir şekilde azap hissetmez. Çok nurlu bir yüze sahip olur ama Allah'ın kitabını kabul etmemiş ömrü boyunca, zalim olmuş, zulüm etmiş insanlara, insanlığın içerisine fitne yaymış, anasına babasına zulmetmiş, fakir fukarayı ezmiş, ben peygamberi tanımam demiş haşa, ben namaz nedir bilmem demiş haşa. İşte onların ölümü müminlerinki gibi tertemiz olmayacaktır. Onların ölümü Allah'a karşı kulluk vazifesini yerine getirenlerle aynı olmayacaktır. Ya nasıl olacaktır? Onların ölümü çok sert olacaktır. Azrail aleyhisselam onların canını alırken, emaneti alırken onları ilim ilim inletecek. Büyük bir ızdırapla onların canını alacak. Büyük bir eziyetle onların canını alacak. Elbette ki temiz olan insanlarla, elbette ki küfre bulaşmış insanın muamelesi aynı olmayacak. Aynı muameleyi görmeyecek. Sevgili Akit TV izleyicileri, ölüm, ölüm. Her an hepimizin kapısına gelebilir. Vakit, saat.
Daha geçenlerde bir tanesi karşıma çıktı ve dedi ki hocam ben Ortaköy'de bir yere gittim. Bir tarotçuya gittim. Tarotçu bana dedi ki sen 56 yaşında öleceksin. Siz hocam ne dersiniz? Ben 56 yaşına kadar yaşayıp 56 yaşından sonra yaşamayacak mıyım? Ölür müyüm diyor bana soruyor. Dedim ki ah be kadın. Be zavallı. Allah ölümün ne zaman kime, ne şekilde geleceğini peygamberine dahil bildirmemiştir ki bu sidikli kadın tarotçuya nasıl bunu bilebilir dedim. Öyle mi? Ah sevgili izleyicilerim ah. Bir tane sidikli tarotçu falcı diyor ki sen 56 yaşında öleceksin. İnsanın kalbine vesvese de veriyor, korku da veriyor. Evham da veriyor. Ya o kişiyi hassas bir yapıya sahipse, ruh dengesi alt üst olursa ne olacak? Ne olacak? Allah peygamberlerine bildirmemiş, kainatın efendisine bildirmemiş, dokmuş bir tarotçu bunu bilecek. Yani kumar kağıdından senin ne zaman öleceğini sana söyleyecek. Bunu geçelim. Ama ölüm var. Kime ne zaman geleceğini bilemiyoruz. Bunu Allah bilir. Onu Allah bilir. Bir de onu o iş için görevlendirdiği Azrail Aleyhisselam bilir. Ondan başka kimse bilemez. Biz her an ölecekmiş gibi Allah'a kul olduğumuzu bilerek Allah'ın kelamını hakkıyla yaşamalıyız. Tertemiz yaşamalıyız. Kul hakkına riayet etmeliyiz. Öyle mi? Öyle değil mi? Evet hocam. Öyle. Kul hakkıyla hiçbir zaman can vermeyelim. O çok kötü bir şey. Çok kötü. Cenab-ı Allah belki samimi duygular içerisinde yaptığımız tüm günahları affeder ama kul hakkını affetmeyecektir. Yiğitlik o kulla karşılaşıp helalleşmek gerektirir. Değil mi? Evet hocam. Ya. Ama maalesef kul hakkı hepinizin üzerinde çok. Çok. Evet evladım. Evet hocam, şimdi ölümün ruhun bedenden ayrılması dedik. Ben şunu da bir yandan merak ediyorum. Peki öldükten sonra Sırat Köprüsü mevzusunda, Sırat Köprüsü'nden mahşerde herkes geçebilecek mi? Yani o nasıl olacak? İşte ben, herkes geçemeyecek yavrum. Hı hı. Herkes geçemeyecek. Keşke herkes geçse. Keşke. Evladım Sırat Köprüsü cehennemin üzerine kurulmuş, cehennem ateşinin üzerine kurulmuş bir köprüdür. Bizim bu efendime söyleyeyim 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi köprü değil. Cehennemin üzerine, cehennem ateşinin üzerine kurulmuş bir köprüdür. Bu köprünün her tarafı kancalarla, dikenlerle dolu. Kıldan ince, kılıçtan keskindir derler. Amel defterini eline alan insanların bir kısmı baktığı zaman amel defterine eyvah diyecek ben ne oldum, benim bu halim nedir, ben şimdi nasıl bu sırattan geçebilirim diyecek. Feryadı figan edecek ama iş bitti. Eyvah diyecek bana kimse şefaat etmeyecek mi diyecek. Yok. O iş bitti. Eyvah ben ne yapacağım diyecek.
Hazreti Peygamberimiz diyor ki o mahşer gününde herkes çırılçıplak olacak diyor. 30'lu yaşlarda insanlar 30'lu yaşlarda dirilecek o anda. Herkes çırılçıplak o anda. Ayşe validemiz dedi ki ey Allah'ın Resulü peki insanlar çırılçıplak olacak birbirini görmeyecek mi diyecek ve diye sordu. Peygamber Efendimiz ya Ayşe insanlar kendi derdine düşecek o anda. Kimse kimseyi görmeyecek. Herkes kendi başının çaresine düşmüş olacak diyor. Öyle mi? Evet. Amel defterini alanlar bakacak ki yanmış, perişan olmuş, işi bitmiş. Ben şimdi bu köprüden nasıl geçeceğim? Bırak köprüyü geçmesi, köprünün ayağına varamayacak. Köprünün ayağına varamayacak. Sırat Köprüsü. Onlar için, o günahkarlar için, o cehennem ehli olanlar için büyük bir azap var. O andan itibaren ebediyen cehennemde azap göreceklerdir, yanacaklardır, perişan olacaklardır. Hadi bakalım Müslümanların arasına nasıl fitne sokulurmuş gör bakalım diyecek onlara zebaniler. Öyle mi? Diyecek. Sen miydin bu Müslümanların arasına fitneyi sokan? Sen miydin ananı babanı döven? Sen miydin evlatlarına zulmeden? Sen miydin devletine ihanet eden? Sen miydin milletin namazıyla dalga geçen? Sen miydin bu ezan-ı Muhammed'e okunduğu zaman yuh çeken? Sen miydin ki Kur'an-ı Kerim'i yasaklayan? Sen miydin ki bu milletin diniyle alay eden? Sendin he? Hadi bakalım hadi yürü. Yürü diyecek yürü. Öyle bir yürü diyecek ki cehennemde o melekler öyle bir vuracak onların sırtına. İnsanlar ve cinler haricinde o vurulan sesi herkes duyacak. Melekler öyle bir vuracak ki o sırta öyle bir vuracak ki insanlar ve cinler haricinde herkes o sesi duyacak. Onlar için azap var. Sırat köprüsünden geçmek öyle kolay değil. Rabbim bizleri o duruma düşürmesin. Rabbim bizleri salih kullarından eylesin. Temiz kullarından eylesin. İhlaslı kullarından eylesin. Kur'an'ı hakkıyla yaşayan kullarından eylesin. Kul hakkından uzak kalmış kullarından eylesin. Rabbim bizi dedikodudan, fenalıklardan uzak eylesin ki kul hakkı kul. Sevgili kardeşlerim, en çok da cehennemin kapısını gıybet edenler, dedikodu yapanlar açacaktır. En çok cehennemin kapısında onlar bekleyecektir. Onlar azap görecektir. Kur'an diyor ya, siz diyor hiç ölü eti yediniz mi? Dedikodu yapanlar, gıybet edenler, insanlara iftira atanlar, ölü kardeşinin etini yemiş gibi olur diyor. Cehennemde çok azap var bunlara. Dedikodu yapanlara, yuva yıkanlara, insanların ölümüne vesile olanlara, İnsanları öldürenlere cehennemde çok büyük azap var. Çok büyük azap var. Hele hele münafıklara cehennemin 7 kat dibinde azap görecek olan münafıklara çok büyük azap var. Müslümanları birbirine düşüren münafıklara çok büyük azap var. Zavallı garip Suriye'de, Irak'ta eziyet gören, bombaların altında can veren o Müslümanların ahından dolayı çok büyük azap var o münafıklara, o kafirlere. O garibim insanlar, suçsuz yere ölen insanlar,
Suriye'de, Irak'ta, bizim ülkemizde, Yemen'de, başka yerlerde. Dini fark etmiyor. Masum olan insanların hakkı orada görülecek. O hesap görülecek orada. Peki ya hocam, Müslümanlar, müminler, her Müslüman sıratı geçecek mi? Yok öyle bir şey. Herkesin derecesi var. Gerçekten salih olan mümin, gerçekten temiz olan bir mümin, gerçekten Kur'an-ı Muhammed'i hakkıyla yaşayan bir mümin, gerçekten ömrü boyunca insanlığa kendisini adamış, insanların iyiliği için mücadele etmiş, saf, temiz bir mümin, o sırat köprüsünü gözümüzü açıp kapayıncaya kadar geçecektir. Çok hızlı bir şekilde geçecektir. O amel defterini eline aldığında hiçbir şey onun umrunda olmayacak. O kendinden emindir. O mükafatlı bir mümindir. Onlar cennetin en güzel yerinde olacak olanlardır. Peki ya hocam, bir sürü Müslüman var. Bu Müslümanların birçoğu günahkar. Günahkar olanlar da elbette ki azap görecektir. Elbette ki azap görecektir. Elbette ki hesabı yapmış olduklarının hesabını verecektir. Ondan sonra cennete ancak gidebilir. Onlar da sırat köprüsünü geçer iken emiriye o dikenlere, o jiletlere, efendime söyleyeyim, o iğnelere bata bata geçecek. Ama bir şekilde geçecek. Zor da olsa, ızdıraplı da olsa, zahmetli de olsa, eziyetli de olsa o Müslüman o sıratı geçecek. Geçecek. Ama salih olan bir mümin gibi geçemeyecek. Rabbim bizleri göz açıp kapıncaya kadar o sıratı geçenlerden bizlere eylesin inşallah. Peki biz hocam sıratı geçmek istiyoruz. Ne yapalım? Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla yaşayacaksın. Kur'an-ı Kerim'in yap dediklerini yapacaksın, yapma dediklerini ise yapmayacaksın. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadis ve sünnetlerine aynen harfiyen uyacaksın. İnsanların dedikodusunu yapmayacaksın. Zan olmayacak kalbinde, peşin fikirlik olmayacak kalbinde, temiz ve duru olacaksın. Temiz ve duru olacaksın, kul hakkına girmeyeceksin. 3 liraya aldığını 15 liraya satmayacaksın. Sahte bir malı satar iken vallahi demeyeceksin, billahi demeyeceksin. Eğer sırat köprüsünden hızlı bir şekilde geçmek istiyorsan, hocam ben yapıyorum. Yapıyorsan sen de dikenlere sürtüne gideceksin. O köprüyü geçeceksin. Ama bu köprüyü 1 senede mi, 1000 senede mi, 1000000 senede mi geçersin onu Allah bilir. Ama bir hesap görülecek. Senin için sırat köprüsünü geçmek o kadar kolay olmayacak. Öyle mi? Öyle değil mi ya? Yusuf'um, kendimize çeki düzen vereceğiz yavrum. Evet. Kendimize çeki düzen vereceğiz. Temiz olacağız. İyi niyetli olacağız. Birbirimizi Allah rızası için seveceğiz. Birbirimize Allah rızası için iyiliklerde bulunacağız. İkramlarda bulunacağız. Samimi olacağız. Amelimize samimi olacağız. Dostluğumuza samimi olacağız. Ama her şeyden önce anne ve babalarımızın duasını alacağız. Eğer ki bir evlat anne ve babası hayatta iken duasını almamış ise Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz 3 kez burunları sürtsün, burunları sürtsün, burunları sürtsün demiştir. Evet. Eğer ki biz cennette yer edinmek istiyor isek ve sıratı hızlı bir şekilde geçmek istiyor isek anne ve babalarımızın duasını almak mecburiyetindeyiz. Anne ve babalarımızın duasını alır isek Allah'ın da rızasını kazanmış oluruz. Öyle mi? Evet. Ya. Ama hocam ben annemle babamla görüşmüyorum. Annem babam evlatlar arasında ayrımcılık yapıyor diyorsan, anne ve baba gerçekten bir ayrımcılık yapıyorsa evlatlar arasında, o da mutlaka mahşerde hesap verecektir. Bir anne ve baba evlat arasında ayrımcılık yapıyorsa o da fitneye delalettir.
O da kötülüklere sebep olmaktır. Hiçbir şekilde anne ve baba evlat arasında ayrımcılık yapmamalıdır. Herkes tabii ki her evlada aynı sevgiyi, şefkati gösteremeyebiliriz ama hiç yoktan fitneye sebep olmamak için o şefkatimizi, sevgimizin derecesini kalbimizde saklayalım. Aksi takdirde evlatlar arasında husumet olur, kıskançlıklar olur, şeytan devreye girer. Şeytan devreye girdiği zaman o evlatlar bugün yarın birbirine küser, birbirinden uzaklaşır. Öyle mi? Ya ne işaret verdin sen? Reklama gidecekmişiz hocam. Hadi onu... gidelim o zaman. Tamam o zaman. Sevgili izleyenler, ölüm ve ölüm sonrası Sıraat Köprüsü'nü konuştuk. İnşallah ikinci bölümde... Şimdi ikinci bölümde çok bana mailler geldi, sana da geldi galiba o kağıtları gördüm. Evet. Duamızın kabul olma şeklini anlatalım. İnşallah, inşallah. Kalem kağıdı alsınlar. Tamam, kalem kağıdınızı yanınıza alın sevgili izleyenler. Not alacaksınız çünkü hocam önemli püf noktalarını anlatacak. Duaların nasıl kabul olduğunu ve nasıl dua etmemiz gerektiğini inşallah bizlerle paylaşacak. İkinci bölümde bir yere ayrılmayın, biz yine burada olacağız. Tekrar görüşeceğiz. Şimdi reklamlar. Akit TV ekranlarından tekrardan merhaba. Sevgili izleyenler, Memiş Hoca ile Mistik Dünya programında beraberliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve dediğimiz gibi ölüm, ölüm sonrası ve Sıraat Köprüsü olaylarını konuştuk inşallah. Dualara geçeceğiz ama duaların öncesinde hocama başka birkaç soru daha sormak istiyorum. Hocam her hafta bize mesela Felak ve Nas suresi üzerine bunların da hikmetlerinden bahsetmiştiniz. Sonrasında Ayetel Kürsü'nün hikmetinden bahsetmiştiniz ve bir de Yasin-i Şerif'e bağlamak istiyorum. Yasin-i Şerif'ten sonra da yine dualara geçeceğiz. Sen ne uyanık adamsın. Öyle hocam. Ölümü anlattık. Evet. Ya. Alimlerimiz Yasin-i Şerif için Kur'an'ın kalbidir der. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz ölülerinize Yasin-i Şerif okuyun der. Zorda ve sıkıntıda kaldığınızda Yasin-i Şerif okuyun der. Yasin-i Şerif genellikle bizlere mahşer gününü falan anlatır ama bizim insanlarımız da işte 7'sinde efendime söyleyeyim 14'ü mü neydi 52'sinde 10 neyse işte 10 21'i mi neydi 7'si 14'ü neydi o 40'ı dolunca okunur 40'ı 52'si falan gibi öyle günlerde ki normalde dinimizde 7'si 40'ı 52'si diye bir şey yok. Evet. Böyle bir gelenek hasıl olmuş Osmanlı'dan bu yana. Ha bu gelenek kötü bir şey mi? Değil tabii ki. Evet hocam. Değil tabii ki. Bir sebeptir. Ahirete intikal etmiş olan yakınlarımız için Kur'an okumaya bir vesile olmuş o günler. Ki halbuki Kur'an-ı Muhammediye, Yasin-i Şerifleri mümkün mertebe her zaman ölülerimize okumakta yarar var. Bir, biz hep burada bugün ne anlattık? Ölümü anlattık, ölüm anını anlattık ve Sırat Köprüsü'nü anlattık, mahşeri anlattık, öyle mi? Evet. Evet. Peki ölen insan, kabre konduktan sonra ölen insan için, hocam Yasin-i Şerif okuyalım mı? Okuyalım tabii. Bunu ben demiyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ölülerinize Yasin-i Şerif okuyun der. Okuyun der. İki, çok sıkıldığınızda, bunaldığınızda, efendime söyleyeyim bir sıkıntılarla, tersliklerle karşılaştığınızda Yasin-i Şerif okuyun der Peygamberimiz. Lakin bir kabristanlığa gittiğiniz zaman biliyorsanız mutlaka ama mutlaka Yasin-i Şerif okuyun.
Siz mezar başında Yasin-i Şerif okudukça mezarda yatan insan o an azap görüyor ise onun azabı durur. Onun ruhu rahatlar o anda. Allah arkamızda okuyanları çok eylesin inşallah. Ben mezarımı yaptırdım. Biraz önce Hacı abiyle de konuştuk aşağıda sohbet ederken. Bazen giderim kendi boş mezarıma 2-3 tane, 4 tane, 5 tane her ne kadar vaktim varsa Yasin-i Şerif okurum peşine. Amma lakin yine Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz kim ki diyor yatsı namazını kıldıktan sonra abdestli bir şekilde yatağa girmeden önce Yasin-i Şerif okuyup da yatıp uyursa ki diyor o kişi diyor öldüğünde o anda öldüğünde veya abdestliyken öldüğünde kabirde azap görmez diyor. Kim ki Yasin-i Şerif okuyup da peşinden dua ederse, Allah'tan istekte bulunur ise o temiz kulun duası da kabul olur. Yalnız ama hocam ben Yasin-i Şerif bilmiyorum. Ne yapacağım? Birisine 3-5 kuruş vereyim de okutsam olur mu? Olmaz. Allah'ın kelamı parayla okunmaz. Allah'ın kelamı parayla satılmaz. Bilhassa Ramazan ayında, bilhassa bayram arefelerinde maalesef birçok sahtekar, Kur'an'ın alfabesini bile bilmeyen sahtekarlar mezarlıklarda dolaşıyor. Efendim taze Yasin var, taze Yasin var, vereyim mi abla diyorlar. Öyle ya. Sen de diyorsun ki ya saf saf iyi niyetle ya vereyim bir 10 lira 50 lira 100 lira da hazır alayım diyor. Alayım diyorsun. Niye aldın sen? Kime verdin? Ne oldu? O Yasin. Hazır Yasin Şerif. Böyle bir şey yok. Bu sahtekarlık. Efendim ben hatim yaptım. Bu hatmi sana bağışlayayım. Yok öyle bir şey. Bunlar caiz değil. Peki hocam ben hatim yaparsam bir rahmetli işte benim eşime rahmetliye hatim yaparsam veya sevdiğim bir insan için hatim yaparsam olur mu? Olur. E peki hocam bir başkasını alırsam? Olmaz. Öyle bir şey yok. Bu sahtekarlıktır. Ama bir başkası Allah rızası için gerçekten senin ölmüşüne Yasin-i Şerif okursa, hatim yaparsa elbette ki kabuldür. Peki hocam işte hatim yaptırmazsam Yasin okutmayıp da mevlüt yaptırırsam ölüme faydası yok mu? Yok tabii ki. Mevlütün bir anlamı yok ki. Mevlüt dediğimiz olay Süleyman Çelebi'nin efendime söyleyeyim Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e yazmış olduğu bir metiyelerdir. Okunsun mu? Okunsun. İnsan duygulanabiliyor ama ölüye faydası yok. E Kur'an okunursa onun faydası var. Onun faydası var. Şimdi sevgili kardeşlerim, saadete gelirsek. Yine de biz ölümü filan anlattık, ahireti, cenneti, cehennemi anlattık ama yine de hala dünyadan kurtulmuş değiliz. Şu anda diyorsunuz ki belki içinizden, hocam saadete gel de bize duamızın nasıl kabul olacağını anlat diyeceksiniz. Evet anlatayım, anlatayım. Bir, temiz bir ağız olacak. Temiz biraz. Ya hocam ben dişimi fırçalıyorum, benim ağzım temiz. Yok. Herkes temiz diyor. Yani haram ağızla olmayacak. Dedikodu yapılan bir ağızla olmayacak. Yapılan dua öyle mi? Evet. Sen sabahtan akşama kadar dedikodu yapacaksın. Küfür edeceksin. Efendim şu haram lokma yiyeceksin. Sonra el açıp dua edeceksin. Boşuna. Geç o işleri. Geç. Temiz ağız olacak, temiz. Temiz azalarımız olacak. Şimdi diyeceksin ki ya hocam sen amma da atıp şey yaptın, bizi bir tarafa ittin. Ben doğruyu söylüyorum. Ben insanların nefsine göre konuşan bir adam değilim. Ben insanların duymak istediklerini söylemem. Ben doğruyu söylerim. Herkes beni böyle sevdi, Allah da beni böyle sevdi. Rabbim inşallah sevdiği kullarından bizi eyler. Amin.
Doğrucu olacağız, doğrucu. Eğer temiz ağızla Allah'a el açmadan önce bir insan Yasin-i Şerif okursa ve ardından 12 tane ayetel kürsüyü okursa, o 12 tane ayetel kürsünün bitiminde eğer derse ki bir insan, ya Rabbi benim rızkımı bollaştır, ya Rabbi bana hayırlı kısmetler nasip eyle, ya Rab benim derdim var bana derman eyle, ya Rab ben hastayım bana şifalar ihsan eyle, ya Rab benim evimde mutsuzluk var bana mutluluk nasip eyle, bana huzur ve saadet nasip eyle, ya Rab evlatlarıma zihin açıklığı ver, evlatlarım ilim irfan sahibi olsun, devletine, milletine, ümmeti Muhammed'e faydalı olsun diye dua eder iseniz, bu duaları yaptıktan sonra veya başka ne istiyorsanız Cenab-ı Allah'tan tekrar bir 12 tane daha ayet-el kürsüyü okuyacaksınız. Ondan sonra Fatiha ile kapatacaksınız. İşte bu dua kabul olur. Bu duayı bu şekilde yapan insanın duasını Allah kabul eder dergah hizmetinde. Peki ya hocam, ben desem ki ya Rabbi bana notudan para ver, bana totudan para ver, bana at yarışından, eşek yarışından, beygir yarışından para ver ya Rab derse, öyle mi? Ya Rab ben işte şu karıyı sevdim, bu karıyı bana ver, bu karı benim olsun ya Rab derse, ya Rab işte efendime söyleyeyim ben şurada şampiyon olmak istiyorum, burada bilmem ne olmak istiyorum der ise Allah o duayı kabul etmez. Çünkü haramdır o istekler, haramdır, haram Allah kimse nasip etmesin. Allah onları kabul etmez. Allah hayırlı olan şeyleri kabul eder. Bazıları diyor ki ama hocam ben hep dua ediyorum, ediyorum, ediyorum da benim duam kabul olmuyor. Güzel kardeşim, belki Allah'tan istediğin o şey senin için hayırsızdır ki Allah onu sana nasip etmemiştir. Belki hayırlı olabilmesi için istediğinin bir zamanı vakti var ki Allah sana onu o zaman nasip edecektir. Ah be kardeşlerim. Ah be kardeşlerim. O yaptığımız dualar, kabul olmadı diye hayıflandığınız o dualar var ya, öyle bir anda karşına gelir ki, imdadına yetişir ki, dünyalar senin olur o zaman. Dünyalar senin olur. Biz Allah'tan hiçbir zaman ümidimizi kesmeyeceğiz. Biz insanlar evet bu dünyada yaşar iken zorluklarla, sıkıntılarla, efendime söyleyeyim, karşılaşabiliyoruz, zulümlerle karşılaşabiliyoruz, haksızlığa uğrayabiliyoruz, kederlerini biliyoruz, evladımızdan zulüm görebiliyoruz, anamızdan babamızdan zulüm görebiliyoruz, her türlü sıkıntılarla karşılaşabiliriz, ekonomik anlamda, maddi manevi anlamda her türlü sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Cenab-ı Allah diyor ki, ya eyyühellezine amenü istaynibü sabri ve seredin Allah'a ma sabirin. Sabredin, sabredin, sabredin. Bir de namaz kılın, namaz kılın, namaz kılın diyor. İnanın sevgili kardeşlerim, namaz var ya namaz. Onun tadı başka. Namaz kılan insan dünyada ve ahirette huzurlu olur. İlla ki namazınızı kılın. İlla ki namazınızı kılın. Evet. Evet, duaları artık... Daha var mı? Vaktimiz... Bir 5 dakikamız daha var hocam. Duaları da... Şimdi, 12 Mart'ta YGS, değil mi? YGS sınavı mıydı? Evet. 12 Mart'ta. Evet. Dün başka bir kanalda programım vardı. Orada... Evlatlarımızdan çok ama çok mailler aldım. Hocam ne olur bana dua et.
Hocam ne olur imtihana gireceğim bana dua et. Hocam ne olur imtihana gireceğim bana dua et diye yüzlerce mail aldım. Dün akşam programdan sonra abdestimi aldım, eve gittim ve abdestimi aldım. Tesbihata oturdum. Bu evlatlarımızın hepsine de dua ettim. Ya Rabbi evlatlarımıza zihin açıklığı ver. Ya Rabbi evlatlarımızı insi ve cinsi şeylerden, fitnelikten, fesatlıklardan koru Ya Rab. Evlatlarımızın dünyasını da ahiretinde güzel eyle Ya Rab. Evlatlarımızı ilim irfan sahibi yap ki devletine, milletine, anasına, babasına hayırlı olduğu gibi tüm insanlığa faydalı olsun Ya Rab diye hep dua ettim. Ve hep de ediyorum. Hep de edeceğim. Sadece benim duama değil. Anne ve babalar, mutlaka ama mutlaka sizler evlatlarınız için dua edin. Edin ve edin. Anne ve babanın duası çok makbuldür, bunu bilesiniz. Annenin ve babanın duası çok makbuldür. Evlatlarınız için dua edin. Amma lakin şunu kesinlikle demeyin ki, efendim benim evladım çok güzel, çok zeki, çok başarılı demeyin sakın. Evladınıza elinizde olmadan nazar edebilirsiniz. Sakın benim evladım çok başarılı, güzel makamlara geldi diye insanlara afra tafra yapmayın, kibir yapmayın. Allah muhafaza evladınız nazara gelir, o makamlardan düşer gider. Büyüdükçe küçüleceğiz, mütevazi olacağız, kibirden uzak kalacağız. İşte bu gece, her hafta söylediğim gibi işte bu gece, sadece cuma gecesi değil, bütün gecelerde teheccüde kalkın. Fiziken güzelleşmek istiyorsanız, nurlanmak istiyorsanız, sağlıklı, sıhhatli olmak istiyorsanız, Allah'a el açmak istiyorsanız ve Allah'tan istekte bulunmak istiyorsanız bu gece ve her gece kalkacaksınız, teheccüd kılacaksınız. Teheccüdün ardından Allah'a el açacaksınız ve dua edeceksiniz. Allah duanızı kabul edecek. Allah duanızı kabul edecek. Hocam ben işte 5 vakit namaz kılamıyorum. İşte teheccüde kalkarsam olur mu? 5 vakit namazını kılacaksın. Farzdır. Ama kılamıyorsan da teheccüd kılmak mı istiyorsun? Kıl. Hiçbir mahsuru yok. Ama farz olanı yapacaksın. Biz namazımızdan dolayı, kılmadığımız namazlardan dolayı, tutmadığımız oruçlarımızdan dolayı elbette ki mahşerde hesap vereceğiz. Ya işte efendim olmadı, ihale vardı, oraya yetiştim. Efendim şimdi bir işte kız arkadaşımla buluştum. Yok sevgilimle buluştum, bilmem nereye gittim, şuraya gittim, buraya gittim. Yok, gel bakayım diyecek zebaniler, gel gel. Sevgiliyi ben sana göstereyim, gel diyecek. Gel gel diyecek. Ben sana ihalenin daha iyisini vereceğim burada, gel diyecek. Ya, zebaniler de seninle oynayacak orada. Ya öyle değil mi? Evet. Allah'ım duası kabul olan müminlerden bizlere eylesin. Amin. Rabbim sırat köprüsünde takılmış olanlardan değil, sıratı gözümüzü açıp kapayıncaya kadar geçen kullarından bizlere eylesin inşallah. Amin. Cenab-ı Allah son nefesimizde tövbe istiğfar etmiş, kelime-i şehadet getirmiş kullardan bizlere eylesin. Amin. Bizleri cennet ehli kullarından eylesin. Bu hafta sonu imtihana girecek olan yavrularımıza Cenab-ı Allah zihin açıklığı versin. Onların hepsini de ilim irfan sahibi kılsın inşallah. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Amin. Allah razı olsun hocam. Gönlünüze, yüreğinize, ağzınıza sağlık. Sevgili izleyenler, bugün de Memiş Hoca ile Mistik Dünya programında ilk olarak ölüm anını işledik. Sonrasında Sırat Köprüsü'nden kimler geçebilecek? Sırat Köprüsü olayını işledik ve Yasin-i Şerif'in hikmetlerinden bahsetti hocamız. Ve son olarak da duaların, kimlerin duası kabul olur?
Kimler nasıl dua etmeli? Bunlara değindik. Sizlerden gelen, sıkça gelen sorulara inşallah yanıt bulmaya çalıştık Mümiş hocamızın engin bilgileriyle. Haftaya yine saatler 18.30'u gösterdiğinde Mümiş Hoca ile Mistik Dünya programında biz yine burada olacağız. Farklı konularla tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun diyelim. Şimdiden hayırlı cumalar diliyoruz efendim. Allah'a emanet olun, hoş kalın, hoşça kalın.